Merhaba arkadaşlar şimdi dış kuvvetlerin önemli başlıklarından bir tanesi olan rüzgarları işleyeceğiz. Şimdi rüzgarlar deyince aklımıza ilk gelecek yer nere olmalı onu bir tartışalım. Rüzgar dediğimiz şey aslında bu anlamda kurak ya da yarı kurak alanlarda etkisini gösterecek aşınım ya da birikim şekilleri yapacaktır. O zaman aklımıza dünyada ilk gelecek yerler neler olmalı? Çöller olmalı. Yani çöl alanlarında rüzgarın etkisi oldukça fazla. Bu aşınım da olabilir birikim de olabilir. Ekotural bölgeye düşürürsek ekotural bölgede rüzgarın hızını azaltacak bir sürü etken vardır. Nelerdir onlar mesela? Ağaç toplulukları bu anlamdaki yüzey şekilleri rüzgarın etkisini ya da hızını azaltacağı için rüzgar buralarda çok etkili olamayacakken çöl alanları bu anlamda rüzgarın önüne hiçbir engel çıkartmadığı gibi aksine ne yapmaktadır aslında? Rüzgarı destekleyen yarı kurak ya da kurak ortamlar oluşturmaktadır. Bu ortamlar rüzgarı destekleyerek daha da kuvvetli esmesine ve daha fazla aşınım ya da birikim şekli yapmasına sebep olacak önemli etkenler arasındadır bunu unutmayın o zaman şimdi bu tanımdan sonra genel bir bilgi olarak rüzgarlara nasıl bakmalıyız? Ön bilgilerimiz bu anlamda sorular üzerine nasıl kullanmalıyız? Onlarla ilgili dönüklerimize geçelim. Kurak ya da yarı kurak bölgelerdeki rüzgarlar kum, çakıl ve bu gibi malzemeleri etrafına çarparak bir takım şekiller oluşturmaktadır. İşte biz bu şekillerin neler olduğu ve bunlarla ilgili ön bilgilerimiz neler olması gerektiğiyle ilgili ufak ufak fikirler vereceğiz. Çöller rüzgarın en etkili olduğu alanlardır. Neden derse hemen bitki örtüsü cılız diyoruz çölde bu bir. Nem miktarı az zaten bu nedenle bitki örtüsü Günlük sıcaklık farkı fazla bu neyi getirecek hemen? Mekanik çözülmeyi şiddetli olarak artmasına sebep olacak. Nedir mekanik çözülme hemen hatırlayalım onu da. Ee, bölgede kuraklık varsa ve bitki örtüsü cılızsa buna bağlı olarak ne yapacaktır arkadaşlar? Kayaçlar gündüz çok sıcak ve genleşecek. Gece çok soğuk düşecek. Her gün bu işlem tamamlandığında bir bakmışsınız ki kayan mekanik çözülmeye uğramış. Sebep derse şiddetli soğuma ve arkasından gelen şiddetli e, ısınma. Yani günlük sıcaklık farkının yoğun olduğu çöllerde bu nedenle mekan çözülme de oldukça fazla olacaktır. Bunu unutmayalım. Yine yer şekilleri düz. Toprak yapısının kuru ve taneli olduğu yerlerde artacaktır. Çünkü aşının bu alanlarda çok daha kolay gerçekleşir. Buna bağlı olarak birikimde bu sahalarda çok daha kolay gerçekleşecek arkadaşlar. Arkadaşlar unutmayalım Türkiye'de İç Anadolu bölgesinde Konya Karapınar çevresinde Güneydoğu Anadolu bölgesinin bazı kesimlerinde ve kıyılarda rüzgar aşınım ve birikim şekilleri kolaylıkla görülebilir. Yine bir sebep sunarsa bize hemen ne diyeceğiz şimdi verdiğimiz örneklerin hepsi iç bölgeler ya da kıyı bölgeler. Yani düz sahaların olduğu yerler ya da kurak sahaların olduğu yerler. Şimdi bu iki örneği birleştirirsek ne çıkacak karşımıza? Rüzgar hakikaten düz ve kurak alanlarda çok daha şiddetliydi. O nedenle bu alanlar Türkiye'de de belirtildiği gibi İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesinin bazı kesimleri ya da kıyı bölgeleri olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Hemen arkasından rüzgar yaşanım şekilleri nelerdir? Bu şekilleri nasıl yorumlamamız gerekiyor? Ya da bir şekil verildiğinde bununla ilgili yorumu rüzgar, buzul ya da akarsu hangi örnekle açıklayabiliriz? Onlara bir bakalım. İlk örneğimiz mantar kaya. Görüyorsunuz mantara benzer bir şekle sahip. Bu nedenle zaten mantar kaya denmiştir. Üstteki sert tabakanın rüzgar tarafından aşınamaması, alttaki yumuşak tabakanın ise rüzgar tarafından çarpılarak aşınması sonucu oluşmuş ve mantar şeklini almış kayaç türleridir. Bunları en çok nerede görürüz derse yine rüzgarlar en fazla kurak ya da yarı kurak alanlarda. O nedenle yine mantar kayayı da çöl bölgelerinde rahatlıkla görebiliriz arkadaşlar. Rüzgarın taşıdığı kum ya da çakıllı taşların kayaların zemine yakın kısımlarına çarparak oluşturduğu masayı andıran şekillerdir. İşte biz mantarı andıran ya da masayı andıran şekillerine ne diyoruz? Ya mantar kaya ya da şeytan sofrası diyoruz arkadaşlar bunu da unutmayalım. Türkiye'de Ürgüp Göreme civarında da bu şekillere rastlamamız mümkün. Hemen neden sorarsa bize ne diyeceğiz? Demek ki ürgüp de oldukça kurak sahalardır ve bu şekilleri burada görmemiz kolaydır. Bir artı daha ne söyleyebiliriz? Tüfün bulunduğu sahalar yumuşak sahalardır. E, volkanizmanın etkili olduğu sahalar Türkiye'de ürgüp göreme olduğuna göre buralarda ne vardır? Tüfün etkisiyle yani yumuşak sahanın varlığıyla e, ciddi bir çözülme vardır. Yani hem mekanik çözülme yaşanmıştır hem de bu anlamda mantar kayanın oluşması kolaylaşmıştır bölgede. Yer dediğimiz şeyler ise kil, marn, kum taşı gibi sert olmayan ve kolay aşınabilen taşların süpürmesinden doğmuş pürüzlü yüzeylerdir. Orta Asya çöllerinde yaygındır. İsmi de nereden gelmektedir arkadaşlar? İşte buralardan gelmektedir. Bunu da unutmayalım. Rüzgar mağarası. Rüzgarların kum fırtınaları sırasında oluşturduğu uyukları da biz yine ne diyeceğiz? Rüzgar mağaraları diyeceğiz. Yine kurak ve yarı kurak sahalarda bunlara rastlamamız mümkündür. Dördüncü başlığımız ise şahit kaya. Şahit kaya da farklı renkli kayaların bulunduğu arazilerde rüzgar aşınımı sonucunda oluşmuş. Arazinin eski seviyesine tanıklık yapan bölgelerdir ya da yörelerdir. Bunu da arkadaşlar şahit kaya olarak e, nitelendirebiliriz. Tafoni arkadaşlar. Tafoni deyince aklınıza ne gelecek? Kum fırtınaları sırasında kayaların üzerinde oluşan küçük oyuklardır. Bunları deniz içerisinde de görebiliriz. Denizdeki dalganın yapmış olduğu ya da rüzgarın etkisiyle oluşmuş olan o kayacıkları biz ne diyeceğiz? Tafoniler diyeceğiz. Rüzgar birikim şekilleri nelerdir arkadaşlar? Rüzgarlar güçleri tükenince bakın yine eğimin azalmasıyla beraber rüzgarın gücünün tükenmesiyle beraber kum tanelerini biriktirerek birikinti şekli olan kumulları oluştururlar. Yine arkadaşlar Löster e, aynı zamanda nedir arkadaşlar? Birikim toprağıdır. Yani bazı alanlarda eğimin azalmasıyla o rüzgarın taşıdığı malzemeyi bir yere yığmasıyla oluşan birikim alanlarıdır Löster. Hemen şöyle bir şey gelecek. Topraklardan birikim ya da taşınmış topraklara biz ne diyorduk? Oldukça verimli. O zaman Löster verimdir. Peki Löster Türkiye'de nelerde görülebilir? Hemen aklımıza hangi bilgi gelmeli burada? Kurak ya da yarı kurak bölgeler alanlar seçilmeliydi rüzgar için. Türkiye'de bunun karşılığını verecek bölgelerimiz Güneydoğu ve İç Anadolu olduğu için Löz toprak Burada da rastlamamız mümkündür Arkadaşlar LÖS ile ilgili Karşımıza çıkan sorularda bu detaylı bilgileri de unutmamaya çalışalım. Hemen arkasından barkan az önce de bahsettiğimiz gibi böyle hilal şeklini almış o kumul yığınaklarına biz ne diyoruz? Barkan diyoruz. Yine çöl ve benzeri alanlarda oldukça etkilidir bu şekiller. Özellikle çöllerde bunları doğal olarak sıkça göreceğiz arkadaşlar barkanları da. Sürekli yer değiştirmenin sebebi nedir? Yine rüzgarın bu anlamda hızının artması ya da azalması barkanların yer değiştirmesine sebep olacak özellikler arasında gösterilecektir arkadaşlar. Müzik